Bankada, tapuda, diğer resmi işlemlerde imza atarken aman dikkat, okunmadan imzalanan evraklar sonradan başa bela olabiliyor. Evini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Nermin Arslan'ın yaşadıkları herkes için ders niteliğinde. Tapuya gittim ben. Bana dedi ki buraya imza at. Ben de okumadan imzaladım. Nermin Aslan'ın tüm birikimini yatırdı. Evi elinden gitmek üzere. Üstelik sadece o değil. Yüzlerce mağdur var benzer şekilde canı yanan. Okumadan imzalanan evraklar sonradan başa bela olabiliyor. 5 kuruşu kalmış. 125 liralık ödedim ben onu. Keşke okusaydınız. İncecik küçücük yazıyı nasıl okuyayım oğlum? Bir banka hesabı açtırmak, kredi kartı başvurusu yapmak veya en ufak bir ihtiyaç kredisi için başvurmak için bile olsa bankalar karşımıza sayfalar dolusu evrak çıkarıyor. Sonuna kadar okudunuz mu gerçekten? Evet okuyorum. Vallahi karınca duası gibi evraklar. Birçoğunu da okumadan imzalıyoruz ama sonradan karşımıza farklı talepler çıkabiliyor. Hem paramı ödedim hem de evim elimden gidiyor. Nermin Aslan tapu evrakını okumadığı için satın aldığı evin ipotekli olduğunu anlayamadı. Sadece tapuda, bankada değil, resmi tüm işlemlerde evrakları baştan sona okumak gerekiyor. Ne olursa olsun önlerine konulan şeyi okusunlar. Akli dengeniz yerindeyse kayıtsız ve şartsız bağlar. Yani zamandan kazanmak için hızla atılan imza sonradan başınıza büyük sorunlar açabilir. İnsan ona güvendiği zaman bazen sarsılıyorsun tabii. Şimdi de yeni bir kredi çekeceğiz ev almak için. Okuyacak mısınız evrakları? Bu sefer okuyacağız sanırım. İmza attıktan sonra uğraşmaktan ziyade imza atmadan önce okurlarsa eğer bu işleri çözüme kavuştururlar diye düşünüyorum.